Cezvemizde kar suyundan kahve yapılışını da göstereceğim arkadaşlar. Çıralarımız biraz herhalde yağsız. İyi değil. Ama yine de tutturuyoruz. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz. Ardıcak ağacından da güzel tutar arkadaşlar. Mesela buraya geldim, şu ardıcak ağacının şu kavları var ya, ince kavları şöyle aldınız. Bunlar genelde kuru olur. Şunları şöyle aldınız mı kurularını? Ağaç yaşlandı. Yaşlandık sıra ağaç. Gördüğünüz gibi kabuğunu kalınlaştır ve atar ve bunlar cansız vaziyete gelir. Ve onu kullanırız. Çünkü en iyi ardıcı ağacının kavuğu. Şimdi arkadaşlar çıramızı böyle inceleyeceğiz. Biraz kolayına kaçıyoruz ama önceden bu çıra falan yok ha. Arkadaşlar daha kolay yakardık. Ama şimdi teknoloji çıraya şey yapıyoruz. Arkadaşlar tekrar çıramız biraz yağsız olmuş ama yakacağız artık. Çıtırdamaya başladı çıramız. Ay koçum. Şu güzelliğe bak şimdi. Ne yaptık? Birazdan duman tütecek. Arkadaş daha gelip şu ateş yakması gerçekten güzel bir şey. Ben seviyorum. Duman kokusunu, ateş kokusunu seviyorum. Birazdan inşallah şöyle güzel bir kar suyundan çay demleyeceğim. Afiyetle içeceğiz. Sizler de böyle evde kapalı kalma imkanı olanlar arkadaşlar, spor yapsın, gezsin, daha güzel olur. Oğlum. Çıralarda iş yok. Uyan dedim. Çıralarda iş yok ama olsun. Şöyle yavaş yavaş minik minik atacağız. Şöyle tillem tillem. Şöyle küçük küçük. Acele etmeyeceğim. Ateş yakar, acele etmeyin arkadaşlar. Kuruyla besleyeceğim. Arkasından yaş. Kuru yaş. Değilse tutturamazsınız. Çok şöyle kıl kıl gibilerden. Ah bak dumanlamaya başladı. Şimdi ardıcık nasıl diyelim, bak şu minik uçlarında şöyle küçükler var. Bunlar daha kolay yanar. Şunlar şöyle. Maşallah. Bundan sonra arkadaşlar şu incelerden duruyoruz. Şunlardan şöyle, evet, dumanlamaya başladı. Artık bu iş olacak demek. Hadi şöyle. Bak şöyle. Bunlara kav diyorlar, ardıç kavu. Mesela diken pürünün veyahut da ardıcın kuru yaprakları da güzel olur arkadaşlar. Bu anda etrafıma baktım ama böyle kuru bulamadım ve biz ardıç kavuyla yakıyoruz. Mesela şu kurular, kuruların uçlarında bak şu inceler var. Genelde inceler daha iyi tutar.
Yani gerçekten karda ateş yakmak biraz tecrübe ister. O yüzden tecrübe şart. Dumandan şöyle kaçıyoruz. Şöyle haydi. Böyle hafifte üfleyeceğiz. Hızlı üflemen arkadaşlar. Hafif şöyle küçük. Böyle duman gibi bak. Tamam. Alevleşti bu artık yavaş yavaş. Kurulardan devam. Mesela şunları alıyoruz. Bunları incelere bırakıyoruz. İnceler iyi tutar. Ondan sonra var ya şu kalınlardan yavaş yavaş şu kalınlardan şöyle maşallah duman geldi. Ateş kokusu geldi değil mi arkadaşlar? Ah. Ağaçlı böyle yığar kadar boşluk bırakma arkadaşlar. Böyle acil etmek yok. Güzel güzel. Kuru. Önce kuru. Ondan sonra yaş da atabilirsiniz. Mesela şurada bir ağaç var. Mesela şunu alalım bak. Fena dumanlar bu. Bak bu da barutlama bu da. Bak bu da yandı mı var ya çırağı gibi olur bak. Ardıcın şu yeşillerini araya sallıyorsunuz ama bu yağlı olduğuna şimdi çıra gibi yanacak o birazdan bak. Şöyle yapıyorsunuz tamam. Ondan sonra arkadaşlar şöyle üstüne bastırıyoruz. Bak barutlamış bunun adı barutlama. Hay maşallah. Şöyle. Arkadaş su yutkun olduğuna biraz zor şey yapıyor ama olsun. Heh. Hadi dikkat edin. Ara boşlukları dolduruyorsunuz. Ve ateşimiz yavaş yavaş hazırlanıyor arkadaşlar. Dumanı görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunlar da yavaş yavaş üstüne barutlama yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu artık Allah'ın izniyle şöyle hafif de bir alttan nefes verelim. Bu nefeste hızlandırıyoruz bunu. Koçum be. Koçum be. Ha şöyle. Bu budur arkadaşlar. Ateşimiz yandı arkadaşlar. Birazdan kor olsun. Artık yavaş yavaş kar suyunda cezvede güzel bir kahve içeceğiz. İnşallah Allah izin verirse. Birazdan onu da size göstereceğim.